Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere bu seviyelerden orta vadeli alıma başlayacağım 6 kuvvetli temettü hissesini birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam beğeni butonuna basmanız, yorum bırakmanız ve abone ol butonlarını kullanmanızdır. Bu sayede bu ücretsiz yaptığımız videolara çok güzel desteklerinizi göstermiş olursunuz. Benim için beğeni atmanızdan ve düşüncelerinizi belirten bir yorum bırakmanızdan daha değerli bir destek yoktur. Bunu şöyle ifade edeyim. Hemen videomuza geçelim çünkü 6 tane şirket inceleyeceğiz bugün. 6 şirket inceleyeceğimiz için de videonun hızlı şekilde tamamlanabilmesi adına hızlıca videoya giriş sağlıyorum Şimdi öncelikle iki tane notumuz var Bu notlardan başlayalım birincisi Alımlarda acele etmeyeceğiz Ve mevduat hesabıyla Ya da likitte tuttuğumuz parayla Hisse bağlantısını iyi kurarak hareket edeceğiz Bugün ...paramızın tamamını bütün yatırım enstrümanlarından çekip bu hisselere atacağız demek bir kıyamet olur. O yüzden dediğim gibi makit ve likit tarafta kalan paramızla... ...yoğun yatırımların içerisinde olan paralarımızdaki dengeyi, o geçişkenliği, o kısır döngüyü iyi kullanmaya çalışacağız. Bir taraftan eksiltirken diğer taraftan yavaş yavaş piyasanın durumu ve zamanlamayla birlikte arttırarak hareket edeceğiz. Bu en önemli notumuz. İkinci notumuza baktığımızda başlıkta da ifade ettiğim üzere alıma başlamak diyorum. Bakın alıma başlamak. Tam olarak alım yapmaktan bahsetmiyoruz. Oradaki kritik nokta alıma başlamak. Yani 4-5 kademede Ekim-Kasım aylarına kadar yavaş yavaş nominal olmasa da reel düzeltmeleri ve bilançoları takip ederek yavaş yavaş yapılacak alımdan bahsediyorum. Şimdi bilançoları bir kere faaliyet raporlarıyla birlikte takip etmemiz gerektiğini zaten hepimiz biliyoruz. Peki reel değil de nominal değil de reel düzeltiyorum. Ne demek hocam? Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Eğer Endeksin bir ay boyunca 10.400'lerde bocalanırsa ya da bugün 4 Ağustos'ta 10.400'deyken işte 20 gün sonra 11.000'lere çıkar ama 4 Eylül'de tekrar 10.400'ler seviyesine gelirse ben şunu söylerim. Bir ay önce de 10.400'ler seviyesindeydi bugün de 10.400'ler seviyesinde bir aylık mevduat aşağı yukarı %4 %5 dersem ben demek ki buradan bir %5 düzeltme almışım 4 Eylül itibariyle derim ve 9.900 desteklerinde olduğumu kendime kabul ettirebilirim. Bu da real bazlı düzeltmenin dışa vurumudur diyebiliriz. Şimdi gelin bu 6 tane şirketimiz nedir onlara bakalım. Fakat onlara geçmeden önce vermem gereken çok daha önemli bir not daha var o da şu. Henüz alım seviyesine gelmeyen fakat şirket olarak beğendiğim, hisse olarak beğendiğim ve almak istediğim, sahip olmak istediğim, portföyünde taşımak istediğim bazı şirketler daha var. Bunlar istediğim seviyelere gelirse alacağım. Şu anki fiyatlarına göre almam ama takibimde hisseler güzel olduğu, şirketler güzel olduğu için benim istediğim fiyat seviyelerine gelirse alabileceğim 3 şirket daha var. Bunlar Enerjisa, Özellikle onların da kademelerini verelim. Havada kalmış olmasın istiyorum. Enerji açalım. Şirket olarak beğendiğim ve temettü şirket olarak taşımak istediğim bir şirket. Bugünkü kapanışıyla birlikte aşağı yukarı %10'luk bir düzeltme daha yapar ve 59 lira altına geri çekilirse o zaman enerji tarafında arınlara başlayabilirim. İkinci yine takip ettiğim beğendiğim ama şu anki fiziki durumu yani hisse fiyatı durumuyla birlikte almadığım diğer şirketim Ege Profil. Ege Profil'de de aslında yakında bir destek olan 184 lira ve altına ulaşırsa alımları kuvvetlendireceğiz. Bir diğer özellikle de beğendiğim bir şirket olan Ereğli. 2025-2026 hedeflerinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum ama baktığımız zaman tepeden düzeltme sadece %7. Bu bizim için yeterli değil. Diğer şirketler aşağı yukarı %20'lik düzeltmelere sahip. Bu yüzden 51,5 liralara ve 49,5 liralara iki kademe koyuyorum. Bu iki kademedeki düzeltmeler gerçekleşirse alım yapabilirim ama şu anki altılığının içerisine girmediğini söyleyebilirim. Şimdi hemen altılığının ilk sırası olan Tüpraş'la başlayalım. Birinci şirketimiz Tüpraş. Bilanço yapısını biliyoruz, faaliyet yapısını biliyoruz, ortaklık yapısını biliyoruz, şirketin kültürünü biliyoruz, ne zaman yükselip ne zaman düşebileceğini biliyoruz. Bu bağlamda şirketimizin fiyatı son desteğimiz olan 100, 158 liralar seviyesine geldiği için ben artık bu 158 liralarda TÜPRAŞ'ta bir kademe alım yaparak başlayabilirim. Ha, daha aşağılarda kademeler yapacak mıyım? %100 yapacağım. Mesela burada 148 liralarda yine güzel bir destek seviyem var. Buraya %6-7'lik bir düzeltmeyle inebileceğini biliyorum. Önümdeki dönemlerde buraya geldiği zaman zaten bir kademe daha alım yapacağım. O yüzden başlıkta da şunu söylemiştik. Alıma başlamak ve 4-5 kademede Ekim-Kasım'a kadar yavaş yavaş toplamaktan bahsediyordum. O yüzden 158 8 liralar seviyesinden bir kademe alırım. Aşağıda 148,5 liraları hedefleyerek yoluma devam ederim. Şimdi hocam Herkes dolar bazlı varlıklara geçin, mevduata geçin, altın tarafına geçin dediği yerde biz hisse taraflarında yavaş yavaş kademelenmeye başlıyoruz. Bu doğru mu diyeceksiniz? İşte herkesin yaptığının tersini yaptığımızda rekor paralar kazanabiliyoruz. Herkes yazılım şirketlerinden kan alarken biz Mia Teknoloji 7-8 lirada aldıktan sonra 70 lirada satıp 10 kat yapabildik. İşte bu mantıkla hareket ettiğimiz zaman ancak para kazanabiliyoruz. O yüzden evet bugün İç piyasanın karışması, global piyasadaki savaş olaylarının artmasıyla birlikte hisse senetlerini herkesin burun çevirdiği bir döneme doğru hareket ediyoruz. Biz burada doğru stratejiyle herkesin tersine doğru ama mantık süzgeçinden geçirerek rasyonel şekilde gidebilirsek çok ciddi paralar kazanacağız. Burada zaten önümüzde Ekim-Kasım diyoruz. Yani Ağustos, Eylül, Ekim-Kasım 4 aylık bir alım periyodumuz var. Bu 4 ayda mevduat tarafında da altın tarafında da görece kalacağız. Bir sepet oluşturduğumuz için zaten diğer enstrümanlardan elimizde mallarda olacak ama yavaş yavaş güzel seviyelerdeki hisselerden almakta fayda. De var Burada ilk sırayı tüpraş çekiyor ikinci sırada hemen Ford otomotivi göreceğiz Ford otomotivde de ciddi bir düzeltme gördük özellikle artık bizim dipte 948 liralarda bir desteğimiz vardı bu 948 liralardaki desteğimiz artık gerçekleşti o yüzden yeni bir destek seviyesi daha çıkartıyoruz burada aslında görece olarak bizim için daha iyi bir seviye olan 893 liralar seviyesi var bir de aşağıda 880 seviyeler var. Ben burada biraz da 880 seviyelerini mantıklı buluyorum. Buraya zaten yüzde %6'lık %7'lik bir düşüşle gidebileceğimizi görüyoruz. Bugün bulunduğumuz seviye olan 948 liralar hatta 950'nin altındaki tüm seviyeler demiştik. Alım için çok uygundur. Burada Ford Otomotiv'den bir kademe almak için hiçbir mahsurumuz, hiçbir behisimiz yoktur. Buralardan doğru seviyelerden doğru zamanlamayla bu hisseleri topladıktan sonra 2026'da 2027'de hocam bu şirketler ne rekor karlar yazdı ne rekor temettüler dağıtıyor. Örneğin benim 700 liradan aldığım Türk Traktör 2 sene sonra ne korkunç temettüler dağıtıyor. Yüzde verimliliği olarak o kadar iyi seviyelerden çalışıyorum ki sözünü söyleyebileceksiniz. Bu yüzden aslında burada yavaş yavaş toplamaya geçiyoruz. Burada Türk Traktörümüz için ilk seviyemiz 200 e, 742 liralar seviyesi ki henüz buraya ulaşmadı. Buralara gelmesini bekleyeceğiz. Bir aşağıda da 704 Sıralar seviyesi var Buradaki ilk desteğine yüzde 2'lerle ulaşacak ikinci desteğine de yine yüzde 7.5'larla ulaşacak Burada yüzde 7.5'ların hangi seviyeye tekabül ettiğini hocam niye hep yüzde 7'ler seviyesinde hareket ediyorsunuz derseniz Aslında endeksin İlk düzeltmesiyle birlikte gideceği seviyelerin 9400'lerde olduğunu ve bunun %10'a tekabül ettiğini görüyoruz. Burada %7.5'lar 9650'ler seviyesine tekabül edecek. Muhtemelen bir sonraki desteğini burada yapacağını düşündüğüm için bu %7'lik düşüşleri makul görüyoruz. Fakat tabii ki endeksi %7 düzeltirken bunların içinden bazıları %4 düzeltecek. Bazıları %15-20 düzeltecek. Fakat biz matematikle hareket etmeye devam ediyoruz. Türk Traktör'den sonraki 4. şirketimize geçtiğimizde Vespe'yi görüyoruz. Vespe'de hep aynı şeyi söylüyoruz söylemiştim hatırlarsınız. Acele etmeyin. Vesmede çok güzel alım noktalarımız olacak. 20-70'ler bunlardan biriyken asıl yüklü alım noktalarımız da 19.07'ler olacak diye aslında çok kez söylemiştim. Burada zaten bir istisna adaydı. %4.87'leri görüyoruz yüzde olarak. 19 lira ve 6 Vespe'de gerçekten çok iyi alım noktası olacaktır. Bu yüzden Vespe'de tek kademe 19 liranın altını bekliyoruz kuvvetli alımlar için. 5. şirketimize gittiğimizde daha hızlı büyüyen görece 2024'ün ilk çeyrek bilançosu en iyilerinden diyebileceğimiz Mavi'yi görüyoruz. Mavi'de de hatırlarsanız daha bir hafta önceki videolarda demiştim ki 112 liralar ve 104 liralar destek seviyeleri hala geçerlidir ve buralardan biz alım yapabileceğiz acele etmeyin diye. 112 liraları gerçekleştirmiştik ki bu videoyu çektiğimizde 112 liralara %13 vardı. Aşağıdaki kademesinde de %18 vardı ve bazen yorumlarda da yüzde %20 mavide düşüş olmaz bu ne saçmalık gibi yorumlar görmüştük. Bugün o yüzde %20 dediğimiz yere hemen hemen yüzde 3.5-4'lük bir düşüşle ulaşabileceğimizi ilk desteğimiz olan 112 liralara da zaten ulaştığımızı görüyoruz. Burada bir destek daha çıkartmamız gerekirse 95 liralar mümkün gözüküyor ama daha görece kontrollü bir seviye seçmemiz gerekirse burada 96-40'lar bizim için daha sağlıklı olacaktır. Buraya da hemen hemen %10'luk bir düşüşle ulaşabileceğimizi görüyoruz ama bugünkü en iyi seviye 104 liralar seviyesidir diyebiliriz. Son şirketimize geldiğimizde bence bugün alanların Kademe kademe Ekim Kasım'a kadar alanların Ve bunu 2027'ye kadar sadece lot ekleyerek satmadan Tutanların Temettü garantisi olabilecek şirketlerden bir tanesi olan doğuş otomotivden bahsediyoruz Doğuş otomotivde hatırlarsanız birkaç tane seviyeyi konuşmuştuk bunlarda 264 liralar vardı 246 liralar vardı şimdi aşağıda 227 liraların aktif olduğunu da söylemiştik Buraya hemen hemen yüzde 4 buçukluk bir düzeltme ile ulaşabileceğini görüyoruz Artık 227 liralar Yüklü alımların ilk başlangıç kademesi olabilecek seviyelerdir. Evet, ekime kasıma kadar bizim daha zamanlamamız var. Nominalde düzeltmese de realde düzeltebilir. Kötü bilançolarla anlık fitillerle alım imkanları verilebilir. Bunların hepsi gerçek ama 227 liralarda artık Doğuş Otomotiv'den bir sağlam bir yüklü kademe alım için hiçbir base kalmayacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Bu altılıya baktığımız takdirde endeksin düşüş düzeltmeleri iç piyasanın ve dış piyasanın karışması ve ikinci çeyrek bilançolarının kötü gelmesiyle birlikte beklediğimiz hedef seviyelerin ilklerine zaten ulaştık. İkinci ve üçüncü kademelerimize de ulaşmamızın çok mümkün olduğunu ifade edebiliyoruz. Buralardan aldıktan sonra bir ay içerisinde, üç ay içerisinde, altı ay içerisinde kazanç beklemiyoruz, beklemeyeceğiz. Bizim kazancımız yerelde faizlerin inmesi, globalde faizlerin inip ihracat yapan şirketlerin tekrar yukarı doğru hareket etmesi, iç piyasada kredi büyümesiyle birlikte bu şirket şirketlerin tekrar yatırımlar ve rekor seviyelere gitmesi. Yani 2026 2027'de bu 6 şirketi doğru kademeden alıp doğru vadede taşıyanların gerçekten temettü emekliliğinin %30 40'ını sağladığını, 2030'a vardıklarında da %100 temettü emeklisi olduklarını çok net görebileceklerini ifade edebilirim. Tabii ki bu benim hesaplamalarım, tahminlerim, geleceğe dönük yaptığım analizlerle çıkan sonuçlardır ama bunların bu şekilde hareket edebileceğini çok net söyleyebilirim. Buna katkı olarak da S&P 500 ve Nasdaq tarafında, özellikle Nasdaq tarafında düzenli temettü dağıt 3 tane ya da 4 tane de yabancı hisse senede eklerseniz tam manasıyla 2030'da finansal özgürlüğe ulaşabileceğinizi ifade edeceğim 6 tane kuvvetli temetli şirketidir diyebilirim. Videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.